Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri Türkiye'de sabahta sizlerle paylaştık. Bugün yine farklı bir konu ve konuğumuz var stüdyomuzda. Evet, Türk Nefroloji Derneği bu hafta Dünya Böbrek Günü nedeniyle böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda toplum bilincini arttırmak üzere aslında bir dizi etkinlik düzenliyor. Sağlıklı yaşam için böbreklerimizi koruyoruz teması da bu hafta boyunca sıkça duyacağımız temalardan biri olacak. Bu sebeple bizde Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Turgay Arınsoy'la birlikteyiz. Arınsoy aynı zamanda Türk Nefroloji Derneği'nin ikinci başkanı. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın yayınımıza. Efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Dünya Böbrek Günü 14 Mart'ta aslında, evet, değil mi? Yani. Ama biz bu hafta boyunca bu etkinliklerle siz de sloganınızla böbrekleri koruyalım, sağlıklı yaşayalım diyorsunuz. Önce böbreğin vücuttaki fonksiyonunu, önemini, ne işe yaradığını bir kez daha hatırlatalım dilerseniz. Tabii ki. Şimdi böbreklerimiz iki tane küçük organ olmasına rağmen çok önemli işlev görmektedir. Vücut ağırlığının hemen hemen çok küçük bir kısmını teşkil ederler. 150 gramda bir böbrek ama yaptığı iş çok büyüktür. Böbrekler bütün organizmanın faaliyeti sonucunda ortaya çıkan atık maddelerin temizlenmesinden sorumlu olan temel organ böbreklerdir. Bütün bu yediğimiz, içtiğimiz organizmanın faaliyeti sonucunda hücresel faaliyetten ortaya çıkan bir sürü atık madde. Bunları atamazsak, vücutta birikirlerse yaşam kabil olmaz. O nedenle oluşan metabolitlerin, atık maddelerin atılımından sorumlu bir. İki, su dengesini sağlamada böbrekler temel organdır. Böbreklerimiz olmazsa içtiğimiz suları atamayız ve yine yaşamla mümkün olmaz. Üçüncüsü bizim asit baz dengesi dediğimiz dengeyi sağlamada, ki asit baz dengesi yine yaşam için çok önemli bir dengedir. Bunu sağlamada önemli rol oynar. Bir de böbreğin endokrin fonksiyonu vardır. Bir takım hormonlar salgılayarak, örneğin kansızlık, yani böbrekler çalışmazsa kansızlık oluyor. Çok ilginç. Yani böbrekten çıkan bir hormon kemik iliğini uyarıyor, kan hücrelerinin yapımını sağlıyor. Böbrekler çalışmadığı zaman hastalarda kansızlık, anemi belirir. Yani böbreğimizin çok önemli işlevleri var. Böbrek çalışmadığı zaman yaşam mümkün değil. Onun için kronik böbrek hastalığı olup son evreye geldiğimizde mutlaka bir tedavi yöntemi yapmalıyız. Yani hemodiyaliz, peritondiyaliz ya da temel tedavi olan böbrek nakli. Evet. Peki o kronik böbrek hastalığına, hastalığı safhasına nasıl geliyor? Yani bu bir genetik faktör mü var bunun içinde, yoksa işte bu söylediğiniz aslında o böbreğin önemli görevlerini yerine getirdiği sırada, hani deriz ya biz böyle bazen organlarımız için, işte böbreğimi çok yordum, karaciğerimi çok yordum gibi, hani yıllarca süre gelen bir yorgunluğun neticesinde mi kronik böbrek hastalığı oluyoruz? Rakamlar çünkü 7 kişiden birisinin ülkemizde kronik böbrek hastası olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum değişti mi bu şimdi oran bu bizim, ama. Doğru, haklısınız. 7 kişiden biri böbrek hastası. Evre 1'den 5'e kadar, yani en erkenden son evreye kadar hepsini topladığımızda 7 kişiden biri böbrek hastası çıkıyor. Bu bizim kendi derneğimizin yaptığı 10 bin kişi üstünde ev çalışması. 23 ilde, 7 ilde, 7 coğrafi bölgeden ev ev gidilerek tarandı hastalar. Yani kişiler tarandı ve bu rakamı bulduk. Türkiye'de böbrek hastalığı sıklığı %15.7. Kadınlarda daha yüksek. Erkeklerde biraz daha az. Kadınlar daha riskli. Neden kronik böbrek hastası oluyoruz? Böbrekler yaşlanıyor mu? Evet, bir kere böbrekler yaşlanır. Her 40 yaşını geçtikten sonra böbrekler yaşlanmaya başlıyor. O nedenle ileri yaşta, yani 80 yaşında böbrek hastalığının sık olması çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama bunun yanında esas faktör, iki tane önemli faktör o böbreklerimiz bozan. Bir, şeker hastalığı. İki, yüksek tansiyon. Bu iki temel hastalık böbrekleri bozuyor. O nedenle şeker hastalığı ve hipertansiyonu, yüksek tansiyon olan kişilerin kronik böbrek hastalığı için önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Bunun dışında kalp damar hastalığı, yani kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı olanlar da böbrek hastalığı için bir risk grubu. Yaşlı hastaları söyledik. Damarlarla zaten biraz doğrudan orantılı. Tabii, galiba böbrek değil mi bu çok sistem? Kanlı bir organ. Yani küçücük böbrek, 150 gramlık böbrek, bir dakikada tüm vücudun kanının 1/5'i böbrekten geçiyor. Düşünün yani, o kadar kanlı bir organ. Temizlenme yapabilmesi için çok süratle kanlanması lazım. Kan, aynı sizin dediğiniz çok basit ve güzel bir saptama, damar hastalıkları böbreğe etkiliyor. Yani kalp damar hastalıklarında damarlar bozuk olduğu zaman, böbreğe giden damarlarda bozulduğunda böbreklerin çalışması bozuluyor. Yüksek tansiyon ve diyabet bu yolla zaten bozuyor.
Bunun dışında ailevi böbrek hastalığı olanlar risk içinde. İleri yaşı söyledik. Ve önemli bir unsur söylemek lazım halk içinde. Sigara. Sigaranın kendisi direkt böbreğe giden kan akımını bozarak böbrek hastalığının ilerlemesine ve böbrek hastalığına yol açıyor. Onun için sigaradan uzak durmamız lazım. Bir başka önemli faktör obezite, kilo. Evet. Bütün bunları bir araya aldığımızda neden bizde de o kadar sık olduğunu anlıyoruz. Ama yine de Türkiye'de daha fazla. Batı ülkelerinde %10. Bizde %15.7 çıktı. Neden böyle daha fazla? Bizde diyabetin artış hızı çok yüksek. 2002'de %7.2 idi diyabet görünüşü, şeker hastalığı. 2013'te çıkan rakam iki katına çıktı. %13.7'ye çıktı. Şeker hastalığı kimisine çıktı? Yani yaklaşık 10 yılda. Evet, yani bu rakamlar da aslında üstünde belki durulması gereken rakamlar. Şimdi şeker hastalığı deyince, hani böbrek deyince aklımıza hep tuz gelir. Hani çok tuzlu yemeyelim, böbreklerimize zarar verelim, vermeyelim. Bol bol su içelim, işte böbreklerimizi temizleyelim, koruyalım gibi. Hani böyle yediğimiz, içtiğimiz gıdaların böbrek üzerindeki etkisi, işte katkısı ya da zararı ne yönde oluyor? Şimdi tuz diğer bir faktör. Tuz iki yönden etkiliyor. Bir, kan basıncı yükseltiyor. Yani hipertansiyona yol açaraktan. Için, evet. Zaten dedik ki en önemli ikinci faktör böbrek hastalığında yüksek tansiyon. Bir, kendisi oyun. Diğeri, tuzun kendisinde direkt böbrek için zararı var. Yani hipertansiyon, kan basıncı yüksekliği yapmasa bile tuz böbrekleri bozuyor ileride. Çok tuzlu yediğiniz zaman. Biz de çok tuzlu yiyoruz Türk toplumu olarak. 18 gram çıktı. Yine bizim Türkiye'de yapılan araştırmada da 18 gram tuz yiyoruz. Normal yememiz gereken miktarın 3 katı. 6 gram yeter yani normal sağlıklı kişi. Çok tuzlu yiyoruz. Niye çok tuzlu yiyoruz? Gıdalarımızda özellikle ekmekte tuz var. Farkında olmadan da aldığımız tuzlar var değil mi? Hani o tadına bakmadan döktüğümüzün haricinde. O tuzluktan aldığımız fazla tuz ancak %25'i. Esas yiyeceklerle alıyoruz. Yani yemekleri yaparken çok tuzlu yapıyoruz. Bir, ekmekten alıyoruz. İki, bir de Türkiye'de kahvaltı alışkanlığı var. Biliyoruz ki peynir, zeytin. Bunlar da tuzlu olduğu zaman önemli bir tuz alıyoruz. Batı ülkelerinde de tuz işlenmiş gıdalardan, hazır gıdalardan geliyor. Bizdekiyle farklı. Bizim alma yöntemimiz onlarınki farklı ama biz çok tuzluyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda girişimleriyle, bizim derneğimizle beraber ortak çalışması, biliyorsunuz dün de bir önemli bir gündü. Tuzla mücadele günüydü. Ekmeklerdeki tuzlar azaltılmaya başlandı. Bizim Hipertansiyon Böbrek Hastalıkları Derneği, bizim kardeş derneğin yaptığı çalışmada bu sefer tuz tüketimi daha öncekinde 18 gramdı. Biraz düştü, 15 grama indi. Yani bir farkındalık yavaş yavaş yaratılıyor ama yetmez. Bu konuda bilinçler, daha düşmemiz lazım. Dirici kampanyalar yapmakta fayda var. Bir dönem çünkü toplatıldı restoranlardan tuzluklar. Evet. Yani bunların hepsi en azından bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Tuzluklarda toplatılması da psikolojik olarak iyi ama esas yemeği pişirirken. Bizim bir de kültürümüzde salçalar var biliyorsunuz. Ev salçaları çok tuzlu. Konserveler, turşular, tuza basmak gibi bir koruma yöntemimiz var evet, çünkü. Aynen. Turşular tuzlu yani bizim o tip oradan tuz olur. Dediğim gibi sabahleyin yediğimiz peynir, zeytin tuzlu. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, bunun böbreğe direkt zararlı etkisi. Tansiyon aracılığıyla da. Tansiyon aracılığıyla ve bağımsız olarak da tabii ki. Onun için var. Böbrek hastalıklarından korunmak için ne yapacağız dersek yapacağımız şeyler hemen basit. Şeker hastalığını önlemek için ne yapmamız lazım? Kilo almayacağız. Düzenli egzersiz yapacağız. Beraberinde yine yüksek tansiyondan korunmak için hep bunlar birbiriyle iç içe geçen hastalıklar. Ya evet, iç içe geçen hastalıklar ama erken teşhisi mümkün mü? Yani şöyle, hani bir insan diyabetse ya da yüksek tansiyonu varsa ya sizin böbreğinize de bir bakalım deniyor mu? Yani bu tür kontroller yaptırılıyor mutlaka, mu? Mutlaka. Yani risk grubu dediğimiz şeker hastaları, yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı olanlar, yaşlılar, ailesinde bir de böbrek hastalığı bilinen, birinize girmek zorunda kalan bilinen hastalar risk grubudur. Bu grubun mutlaka düzenli olarak böbrek fonksiyonu bakılması lazım. Basit, ucuz, kolay yöntemdir bu. Kanda bir madde bakıyorsunuz, kreatin diye bir maddeye bakıyorsunuz. Bununla kan tahliliyle mi bakıyoruz? Tabii bir aldığımız kandan kreatin maddesine bakıyoruz. Buradan böbrek fonksiyonu hesaplıyoruz. Bir, iki,
Bir basit idrar tahliliyle de idrarda protein kaçağı özellikle önemlidir. İdrarda kan olması önemlidir. Yani bir basit idrar ve kan tahliliyle böbrek hastalığının tanısını erken dönemde koymak mümkün. Onun için risk grubu mutlaka taranmalı. Belli yaştan sonra yani 40 yaştan sonra herkes ama risk grubu her yıl düzenli olarak izlenmeli. İdrar dediniz aklıma idrar yolları enfeksiyonunun böbreğe bir etkisi oluyor mu diye sormak. Biz şimdi diyalize yol açan hastalıklarda birinci sırada yüksek tansiyon, şeker hastalığı, diyabet dedik ama tabii bir sürü hastalık var. Bunun işte. Böbreğin kendi iç hastalıkları var, nefritler gibi. Taş hastalıkları var, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar, idrar yolu iltihapları. Çocukluktan gelen bazı doğumsal anomalilere bağlı olabilir böbrek hastalığı. Bunun dışında ailevi böbrek hastalıkları vardır. Bağ dokusu hastalıkları yapar. Yani böbreği bozan pek çok hastalık var. İlaçlar var. İlaçların da önemini biraz sonra vurgularım isterseniz. Evet, yani bu bilinçsizce kullandığımız ilaçlar. Evet. Her başımız ağrıdığında içtiğimiz ilaçlar mı? Şimdi şöyle, evet başımız ağrıdığında içtiğimiz ilaçlar. Dünya Böbrek Haftası'nda 2006'dan beri kutlanan bir hafta. Biz de aynı şekilde aktivitelerde bulunuyoruz. Böbrek hastalığının önemini vurgulamak üzere çeşitli işte basın toplantıları, görsel basın, yazılı basında yer almaya çalışıyoruz. Her yıl başka bir teması vardır. Bir yıl şeker hastalığı böbrek ilişkisi, bir yıl kalp hastalığı böbrek hastalığı ilişkisi. Bu yılki tema yani alt tema akut böbrek hasarı. Yani ani gelişen böbrek hasarını engelleyelim. İşte bu ilaçlar burada hakikaten önem arz ediyor. Bilinçsizce kullandığımız ağrı kesiciler bizim böbreklerimiz ciddi hasar veriyor. Özellikle de biraz önce saydığım risk grubundaysak o şeker, hipertansiyon, ileri yaş bunların çok daha düşünülerek alması lazım bu ilaçlar. Yani halk arasında romatizma ilacı denen hani biraz kuvvetli ağrı kesiciler çok ciddi böbreklerin kanlanmasını bozuyor. Giden kan akımını bozuyor. Tansiyon kontrolünü bozuyor. Böbreğe zarar verebiliyor. Bilinçsizce ağrı kesicileri kullanmayalım. Bir. Bazı antibiyotikler vardır. Bunların da doktora sorulmadan kullanılmaması gerekir mutlaka. Hemen hemen bütün antibiyotikler esasında öyle de özellikle bazı antibiyotikler. Yani esasında şunu da söyleyelim. Hiçbir ilacı doktora sormadan kullanılmaması lazım. Yani orası zaten ama bu, öyle. Bu hani. Türkiye'de böyle değil biliyorsunuz. Komşudan örnek. Komşu kapı çalınır bir ağrı kesici ver denir. Yani biz bile hani ya başım ağrıyor ağrı kesici var mı diye arkadaşımıza falan soruyoruz. Özellikle risk grubundakileri almaması lazım. Dikkat etmesi lazım. Peki almak zorundaysa hani bunun yanı sıra koruyucu bir tedbiri var mı bu işin? Hani tamam ilaç kullanmak zorunda diyelim. Doktor kontrolünde kullanıyor. Hani bol bol su içmesi gerekiyor. Biz her şeye su diyoruz ya. Şöyle suyu da biraz sonra konuşalım ama. Yani alması gerekiyorsa doktorun haberi olarak alsın. Gerekirse bir kontrol edin. Yani 3 gün sonra, 5 gün sonra bir yakın zamanda bakın. Çünkü erken o akut dediğimiz yeni başlayan böbrek hasarı farkında olunmazsa kronikleşir, iyileşmez. Yani süregen bir hastalığa döner. Onun için erken evrede yakalarsak o akut hasarı düzeltebiliriz. İlaçlar dedik. İkincisi bu gündemde önemli bir nokta bitkisel çaylara dikkat etmemiz lazım. Evet. Bu özellikle uzak doğudan ithal edilen Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olmayıp da Tarım Bakanlığı üstünden ithal edilen biliyorsunuz çaylar var. Bunların içinde ne olduğunu kimse bilmiyor tıbbi olarak. Bitkisel çaylar ve zayıflama çayları diye çok güzel de pazarlanıyor işte bütün reklamlarda. Peki. Buna ait akut böbrek hasarı oluyor. Bunun lütfen buradan en önemli noktadan bunu içmesinler. Bu önemli bir nokta. Şunu da soralım hemen. Şimdi işte evinde hani kendi yeşil çayını demleyip içen vardır, papatya içen vardır, ıhlamur içen vardır. Hani bildiğimiz, gördüğümüz yani bitkilerin bir zararı çay, var mı? Yeşil çay, papatya onları demiyorum. Bu özel yurt dışından ithal edilip işte satılıyor. Reklamlarda, gazete reklamlarında, televizyon reklamlarında zayıflama çayları diye özellikle sunulan çaylar var. Bunların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar akut böbrek hasarıyla geliyor. Hastalar diyalize kadar gidebiliyor. Bir kısmı da maalesef kalıcı oluyor hastalık. Yani devamlı artık diyaliz hastasına dönüyor. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Bu 7 kişiden biri kronik böbrek hastası dedik. Diyalize bağlı yaşayanlardaki durum nedir? Ya da hani sürekli diyaliz tedavisi görenlerin ve hani bu konuda yeterli bir altyapı var mı? Bir dönem çünkü çok ciddi beklenen sıralar vardı. İşte girilemeyen diyaliz makineleri vardı. Galiba yok, biraz yok, daha yok. Çok iyiyiz yani. Düzeldi o durum. Son 10 yıldır falan diyaliz
sayısında da yani diyaliz merkezi sayısı da yeterli, makine sayımız da yeterli, tedavilerimiz de uluslararası üst düzeyde. Yani hatta daha da iyiyiz tedavide. Onu rahatlıkla söylerim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki böbrek hastalarının son dönem diyalizdeki yaşam süresiyle bizim karşılaştırdığımızda biz daha iyiyiz. Daha iyi tedavi ediyoruz. Makinede falan problem yok. Toplam hasta sayısı 55 bin hastamız var. Diyaliz artı karın diyaliz. Yani hemodiyaliz artı karın diyaliz olan hastalar. Yaklaşık bir 8 binde nakil olmuş hastamız var. Yani nakil olan hastaları da biz yine kronik böbrek gibi takip ederiz. Çünkü her an red falan olmasın diye yakında izlediğimiz için onlar da o grupta. Yani yaklaşık 60 bin hastamız var. Nakil bekleyen kaç hasta var hocam? Şimdi nakil demişken özellikle böbrek konusunda bu organ bağışını biraz konuşmak isterim. Tabii son dönem böbrek yetmezliği geldiği zaman dedik ki diyaliz tedavileri hayatta kalmak için geçerli ama tam iyileşmek için nakil lazım. Böbrek nakli lazım. Ya kadavradan alıyorsunuz ya canlıdan, akrabalardan alıyorsunuz. Böbrek nakilleri geçen sene 2012 sonuna kadar 3000 civarında böbrek nakli yapıldı. Giderek arttı. Son yıllarda sayı giderek arttı böbrek nakli yapılması. Ama hala kadavra sayımız düşük. Yani kapılan nakillerin %75'i canlıdan, %25'i ancak kadavradan yapılıyor. Kadavra nakillerini arttırmamız lazım. Bağışı arttırmamız lazım. Bekleyen listede yaklaşık 20 bin hasta var. Diyeceksiniz ki 60 bin hasta var. Niye 20 bini bekliyor? Çünkü herkes de nakle uygun değildir. Yani ileri derecede yaşlı olan hastalar, kalp damar hastalığı çok ciddi olanlara nakil yapamazsınız. Böbrekte biraz daha o uyumun kolay olduğunu uyum hani daha kolay. Söylerler. Doğru eskisine mu diye eskisine göre daha kolay. Yeni gelişen ilaçlar sayesinde uyum sorunları artık hemen hemen azaldı. Eskiden çok daha dikkat ederdik ama yeni kuvvetli ilaçlarımız var reddi önleyen. O sayede uyum sorunu azaldı. Kan grubu uyumsuzlar da nakil yapılabiliyor artık. Karı koca eşler birbirine verebiliyor. Yani uyum sorununda problem yaşamıyoruz. Hele transplantasyon için, konusunda zaten ben çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Transplantasyon konusunda gayet iyiyiz. 62 merkezde nakil yapılabiliyor. Yetenekli bir sürü cerrahımız var. Yetenekli nefrologlarımız var. Yani nakil konusunda bir problemimiz yok. Peki bu problemimiz haftanın şöyle var. Sayımız, kadavra sayımız az. Bağış noktasında, bağış noktasında kadavradan böbrek bağış almak noktasında. Geçen sene 2012'de toplam 1200 bağış yapılmış. Yani aileler demiş ki, evet aileler denmiş ki bu hastalarda beyin ölümü var, organlarını bağışlar mısınız diye sorulmuş. Bu 1200. Şimdi iki böbreği birden verdiğini tabii, bu durumda? 1200 kişiye teklif edilmiş bu ailesine ancak 400'ü onay vermiş. Yani üçte bir. Bu kabul edilme oranını arttırmamız lazım. Bir, iki, merkezlerden daha erken yani böbrekler hasara uğramadan beyin ölümü olduysa haber verilmesi lazım. Yani transplantasyon ekibine. İki yönde de sıkıntı var. Direkt çünkü beyin ölümünden sonra galiba beyin organın hasar sonra görmesi daha mı beyin ölümünden sonra o beklenecek süreç, süreç ne kadar kısadır. Yani çok beklerseniz organlar da ölür. Onun için beyin ölümü gerçekleştikten sonra en kısa sürede böbrek, karaciğer, kalp alınması lazım. Bu konuda duyarlı olmaya davet edelim. Dünya Böbrek Günü vesilesiyle sağlıklı yaşam için böbreklerimizi koruyalım diyoruz. Su noktasını hemen atlamayalım. Akut böbrek hasarı demiştik. Yani hızlı gelişen böbrek hasarları kalıcı olabilir. Bunların en önemli nedenlerinden bir tanesi yine risk grubu dediğimiz o yaşlı şeker hastası, hipertansiyon grubu vardı ya. Onlar susuz kaldıklarında böbrek hasarı ortaya çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Kusma, ishal, aşırı sıcaklarda sıvı kaybetme durumlarında eğer yeteri kadar sıvı alamazsak böbreklerimiz derhal hasara uğrar eğer risk grubundaysak. Akut böbrek yetmezliğine uğrarız. Gene eğer tedaviyi yeteri kadar sıvıyı alamazsak basit bir şey sıvı bu kronikleşebilir. Onun için özellikle dediğim gibi bu grup dikkat etsin. Yani kusma, ishal gibi su kaybedilen ya da ateşlenmiş bir enfeksiyon geçirmiş çok ateşlenmiş sıvı alamazsak şey yapabilir. Günlük su ihtiyacımız normalde nedir? Normalde 1,5-2 litre bizim için yeterlidir. Yeter. Fazlasına gerek yok. Çok aşırı su içmek de böbrek hastalığının son evresinde iyi değil. Böbrekler fazla suyu da atamaz. Yani 5 litre de su içelim derseniz böbrek hastasının evre 5 son dönem böbrek hastasında o zaman da su toksikasyonu olur, su zehirlenmesi olur. Ama sağlıklı kişilerde 1,5-2 litre yeterlidir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ben değerli teşekkür ederim. Ve önemli bilgileri paylaştığınız için ve bir kez daha bizi izleyenleri böbreklerinizi lütfen
kontrol ettirin, erken teşhis evet, için bu önemli evet, diye uyaralım ve sağlıklı yaşam için böbreklerimizi koruyalım. Ben teşekkür ediyorum böyle bir bize fırsatı tanıdığınız için, bir önemli halk sağlığı sorununu aydınlatmadan. Toplum sağlığını tehdit eden evet, bir nokta evet, değil mi böbrek konusu? Evet. Ciddi bir sosyoekonomik yükü de aynı zamanda. Aynı zamanda tabii, evet. Sayın Turgay Arınsoy, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ediyorum. Tekrar sağ olun.